Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu, kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun, bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Havaalanında apronda, torbalar içinde, yarım milyar mark. Özal, Kuzey Irak'a gidip girmez istiyordu. Akbulut istemiyor, Levent'e istemiyor. Hükümetin bunu inceleyip büyük mevmesine götürmesi lazım. Kişisel olarak yapılacak şey değil. Hiçbir zaman ikinci cephe açılsın, ordu oraya girsin diye net bir şekilde bir şey söylemiş değil. O bölgede yayın yapan televizyonda Kürtçe yapalım. 91'de biz kongreyi kaybettikten sonra başbakanlık konutunda toplandı. Ekim 1991 Türkiye'de Özal döneminin yavaş yavaş kapanmaya, yeniden Demirel yıllarının açılmaya başlamasının tarihidir. Genel seçimlerin sonucu toplumun isteklerini ve beklentilerini açıkça göstermişti. Halk babayı kurtarıcı olarak görüyordu. Demirel'in DYP'si kurtarıcı olarak öne çıkmıştı. Özal hala köşkteydi ancak iktidar artık Süleyman abisine geçiyordu. Gayet açıklıkla söyleyelim. Üzerimizde hiçbir ipotek olmadan, hiçbir yere dayanmadan, devletin gücünü kullanmadan veya bir takım iltimaslara, imtiyazlara sahip olmadan bu netice alınmıştır. Daha iyisi alınabilse daha iyiydi ama bu kadar alınabilmiştir. Görülen halk memnun değildi. Halk mutsuzdu. Halk enflasyonun altında ezilmişti. Ve ülkede gayet tabii ki çeşitli gelişmeler olmuştu. Yapılan her şey yanlış değildi. Pek çok şey doğruydu. Bizim devraldığımız Türkiye'de yani 20 Ekim seçimleridir o. 20 Ekim 1991 seçimleri. Ülkenin manzarasını millete anlattık. Millet bize hak verdi. Yani eğer bu 1991 Türkiye'si bir başarı Türkiye'si olsaydı 8 sene evvel %46 oy verdiği partiyi %24'e indirmezdi halk. Bize de küllerin içerisinden gelen bir partiye %27 oy vermezdi. Değerlendirmemiz milletimizin bize muhalefet görevi verdiğidir. İktidarda bulunduğumuz süre zarfında edindiğimiz bu deneyimi muhalefet görevimiz süresince de ülke yararına kullanmayı amaçlıyoruz. Seçim sonuçları Türkiye'de ilk defa sol ile sağın bir araya gelebileceğini ortaya çıkarmıştı. Ve hemen iki partinin kurmayları buluştular. Pekala Doğru Yol SHP koalisyonu olabileceği, bu Türkiye'de aslında büyük bir adım olacağını, bir yumuşama getireceğini toplumda. Toplum artık kavga istemiyor. Ve işte bu iki köklü parti, yani demin anlatmaya çalıştığım Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti'den başlayan düşüncenin bir araya gelmesi şeklinde böyle bir görüş alışverişi oldu, bir değerlendirme oldu. Geçmişe takılı kaldığımız için değil ama bir gerçeği söylemek için ifade ediyoruz bunu. Türkiye, Türk milleti bize yeniden ülkeyi yönetme
görevi vermiştir. Ve milletimize, minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Bana göre bu bir demokratik olaydır. Önemli bir demokratik olaydır. Eğer bunu zafer sayacak varsa, zafer milletindir, bizim değil. Hükümet kurulmuş ve Demirel başbakanlığa oturmuştu. İlk sürtüşmede hemen kendini gösterdi. Demirel ile köşkün sahibi Turgut Özal arasındaki görüş farklılıkları ortaya çıkıverdi. Eski abi kardeşin ilişkileri artık gerginleşmişti. Farklılıklarımız vardı, olacaktı. Bazı şeyleri biz yapmak istiyorduk. O ona ters düşebiliyordu. Şimdi bakın bu şudur. Merhum Özal hırslı. Kendine güvenen. İddialı bir önemli kişiydi. Şimdi böyle bir kişinin önüne gelen her şeye karışması doğaldır. Önüne gelen her şeye karışıldığı zaman da hükümetlerin işleri zorlaşır. Ve aldan bu yetkilerin başbakanda toplanarak adeta bir başkan başbakan modeli oluşturulduğu görülmektedir. Yani meseleyi biz bir problem haline getirmek istersek getiririz, onu söylemek istiyorum. Ama hiçbir zaman da böyle düşünmedim. Çünkü o yola gitmektense bu makamdan ayrılmayı düşünürüm. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir zaman memleketime yanlış bir kavga imajı vermek istemedim. Ben siyasete de girdiğimden beri hep birleştirme üzerine çalıştım. Hatırlarsınız, bunu yaptık. Tabii orada Sayın Özal bir takım kararnameleri tutuyordu, imza etmiyor idi. Bunun doğru olmadığını Sayın Özal'e söyledim ben. Bu kararnamelerin tutulması halinde ne gibi tedbirler alınabilir diye hükümetle bu tartışıldı. Sizin demin bahsettiğiniz bypass kararnamesini çıkartalım konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Özal ile Başbakan Demirel arasındaki en önemli yetki sorunu 1992'nin Haziran ayında İstanbul'da toplanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Doruğu'nda yaşandı. Karadeniz'i çevreleyen Balkan, Kafkas ve Orta Asya'ya ait 11 ülkenin liderleri bir araya gelmişlerdi. Şimdi zirvede bir sıkıntı çıktı. Sıkıntı şu, bu zirveyi Türkiye'de kim muhatap olacak, kim götürecek? En büyük sıkıntı da bana geliyor. Dışişleri Bakanı olarak benim bunu çözüm bulmamız gerekir. Sordu nasıl olacak? Yani benim rolüm nedir, başbakanım nedir? İkisi beraber katılacaklar. Hem Cumhurbaşkanı hem başbakan. Hem ev sahibi ülkeyiz de. Çok da onura olucu olur. Çok da büyük destek olur. Büyük sorun bildirinin imzalanmasına gelince çıktı. Kim imzalayacaktı? Başbakan mı, Cumhurbaşkanı mı? Sabahleyin ben kendisini aradım. Ayrıldı dediler. İstanbul'dan ayrıldı. Güney'e gitti. Marmaris'teki o yazlık yerine gitti dediler. Biraz bana sürpriz oldu. Yani bir nevi böyle bir tepki olarak gittiğini anladım. Yürütme erkeği olarak başbakanın yetkisi dahilindeydi belki ama söylemek istediğim böyle bir projeye hakikaten ön ayak olmuş. Ve o seviyeye gelmesini sağlamış bir insana belki o dönemde bir jest yapılması uygun olabilirdi. Ve ne yazık ki belli bir zamana kadar bekledi Sayın Demirel'le birlikte onu imzalayabilir miyiz diye. Ancak o zamana kadar ne yazık ki haber gelmedi ve ayrıldı oradan. Özal'ın tek sıkıntısı hükümette değildi. Bir süredir idrar yollarında da rahatsızlık hissediyordu. Sonunda prostat ameliyatı gerekliliği ortaya çıktı. Yapılan biyopside kanser teşhisi konmuştu. Önce bypass, ardından göz, şimdi de prostat için masaya yatıyordu. 1992'nin ilkbaharında Houston'daki ameliyat beklenenden çok daha ağır geçti. Yarın sabah inşallah bu ameliyat olacak. Tabii takdir-i ilahi neyse o olacak diye düşünüyorum. İnancım var. Neticenin iyi olmasını temenni ediyorum. İyi olacağını ümit ediyorum. Milletimin, sevgili vatandaşlarımın bana
geçen sefer olduğu gibi dualarını esirgemediklerini düşünüyorum. Bu ameliyatı olduktan sonra çok büyük bir şanssızlık, bacaklarında bacaklarını masaj yapsın diye uygulanan bir alet, bir lenfanjit meydana getirdi. Bana o zaman günlerden bir gün dedi ki, yani hepimiz işte bir gün gideceğiz falan ama Allah inşallah bana böyle ani bir ölüm nasip eder. Ben böyle ıstıraplar çekerek yaşamak çok zor. Vakti saati gelince ani bir ölümden daha iyisi yoktur gibi bir aramda ölümle ilgili bir ilk defa ve son defa bir konuşma geçmiştir öyle. Ameliyatım sırasında, ameliyata girmeden evvel memleketimden vatandaşlarımdan çok yakınlık gördüm. Tabii bu beni fevkalade duygulandırdı. Konuşma bile zor. Ben kendisine dedim, bak geçen sefer şeyi istemiştin, Süleymaniye demiştin. Şimdi ne diyorsun dedim, bak çocukların yanında. Ne dedi biliyor musun? Ya dedi, hükümet o zaman Demirel Başbakan. Belki dedi aksilik çıkarırlar, şu bu. Oraya şu bu olur yani. Çünkü nitekim annemin gömülmesinde de bir dava açtı birisi Danıştay'da. İptal ettirip onu oradan çıkartma gibi bir şeylere götürdüler. Onun için dedi ben Menderes'in yerini de yaptırtmıştı şimdi o anıt mezarı. Onun civarında beni bir yere gömersiniz dedi. Böyle bir vasiyet oldu. Houston'da o ameliyattan çıktıktan sonra Bush kendisini ziyaret etmeye hastaneye geldi. Ve hastanede Bush, Sayın Özal, Bush'un başyaviri ve ben vardık odada. Orada ki konuşma yine Körfez, Orta Doğu ama bir ufuk turu atmıştı. Bosna Savaşı'nda diyelim Amerika'yı sürekli dürterek, bakın Avrupa Birliği bir şey yapmıyor. Avrupa Birliği bir şey yapmıyor, Avrupa Birliği'ne bırakmayın bu işi. Yine 19. yüzyılın o güç politikası reflekslerine geri dönecekler. Oysa burada insanlar katlediliyor. Yani insan hakları her bir şey diyorsunuz. Niye? Bunu yapmamız lazım. NATO, yani bu ve o çerçevede bakın biz hazırız. Türkiye olarak birlik göndermeye hazırız. NATO çerçevesinde bir an önce bombardımana başlanılsın, bilmem ne yapılsın. Bütün bunları söyleyen gerçekten yani oydu. Bir tarafta çok muhteşem danışmanlarıyla ve bir ekiple olayı götüren bir dünya devletinin başkanı. Diğer tarafta bütün yaptıklarıyla stratejik önemi ve büyüklüğü takdir edilmiş bir Türkiye Cumhurbaşkanı. Özal'ın ameliyatı sıkıntılı geçti ancak iyileşti. Türkiye'ye dönerken etrafındakilerin tek ümidi kanserinin yayılmamasıydı. O ise kanserden çok partisiyle giderek kopan ilişkilerini düşünüyordu. Türkiye 1992'nin ikinci yarısında sadece Özal Demirel anlaşmazlığını değil, Özal'ın kendi partisiyle anlaşmazlığını da konuşuyordu. ANAP'ın yeni lideri Mesut Yılmaz, Özal'la iplerini kopartıyor, partinin politikalarını baştan aşağı değiştiriyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısından önce kendisi bana bir zarf verdi ve bu zarftaki isimlerin aynen aday olarak tespit edilmesini istediğini ifade etti. Ben o zarfı hiç kale almadım, hiç açmadım bile. Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda adaylıkları görüştük, farklı bir liste ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisi toplantıyı terk etti. Böylece aramızdaki soğukluk dönemi başladı. Anavatan Partisi'nde büyük bir husumet içindeydi Özal. Yani nasıl Demirel'e ve Doğru Yol'a varsa içinde böyle bir husumet. Ve yeni bir parti kurma hazırlığı yapıyordu. Kesinlikle program çalışmalarından bana bahisler okuyordu.
Orada söylediği şu olmuştur. Özellikle Güneş Taner'i çok suçluyordu. Ekonomiden sorumlu bakan diye gayet de o isimler takıyordu o zaten. Onun yanlışlarıyla ekonomi sıkıntıya girdi ve Süleyman Bey seçim kazandı. Eğer o yanlışları yapmasalardı, beni dinleselerdi, parti benim çizgimde gitseydi, ekonomi politikalarını değiştirmeselerdi, Demirel bu başarıyı elde edemezdi diyordu. Ben ana muhalefet partisi başkanı olarak siyaseti sürdürürken bir gün beni Marmaris'teki yazlık yerine davet etti. Nitekim o görüşmede rahmetli Özal'la geçmişe doğru bir değerlendirme yaptık. Kendisinin Cumhurbaşkanı olma tercihinden o güne kadar gelişen olayları değerlendirdik. Onun bana atfettiği bazı hatalar, yanlışlar dile getirildi. Ama ben bu konuda daha önce yaptığım bazı hatırlatmaları kendisine dile getirdim. Daha sonra o görüşmemizle ilgili olarak basında farklı bir takım spekülasyonlar çıktı. Rahmetli Özal bunlardan da çok rahatsız oldu. Ve ondan sonra ilişkilerimiz bir daha hiçbir zaman eski şekline dönmedi. Burada bir görüşme yaptık. Bu görüşme iki kişi arasındadır. Bir üçüncü şahıs yoktur. Bu görüşmede ben kendisini sana da ifade ettim. Biraz sarsmak istedim. Hareket vermek istedim. Yani hatanı kabul et dedim. Hatalarını kabul etmiyorsun dedim. Yani bunlar biraz ağır laflar olabilir. Ama ikimizin arasındaydı. Şimdi buradan çıktı. Ertesi gün kendisi değil fakat arkadaşları vasıtasıyla. Bilemiyorum artık kendisi mi direkt verdi. Orasını bilmem mümkün değil. Bir hava yaymaya çalıştı. O havada sanki beni kullanarak muhaliflerini bir nevi gözdağı vermek istedi. Bu hoş bir şey değil. Ben bu konuda kullanılmak istemem. Özal kararlıydı. ANAP'a el koyacaktı. Çankaya Köşkü adeta ANAP muhalefetinin merkez üssü haline dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Köşkü'nde buluşmaya başladı. Bu buluşmalarda geceleri buluşuyorduk. Arka kapıdan bir yerden, işte bilmem kaç numaralı kapıdan, askeri taraftan giriyorduk. Ben de diyorum ya, yani abi bunu sen istedin. Şimdi bakalım, bekleyelim. Başarılı olmazsa bir şeyimiz var yani, hakkımız var. Şu anda hakkımız yok diyordum. Ve ben haklıydım yani, çünkü bir partinin genel başkanı böyle canı sıkıldığın zaman değiştirecek tipte bir şey değil yani. Mesut Bey kendisi topladı kongreyi. Ve benim öngördüğüm gibi neticelendi. Biz yani sadece adaylığımız açıklandı. Kongrede bile açıklanmadı da adaylığımız. Biz kongreyi terk ettik. Çünkü öyle bir atmosfer meydana getirmişlerdi ki beni konuşturmadılar bile. Yani ben konuşma imkanı bile bulamadım kongrede. Belki çok hayırlı ve faydalı şeyler söyleyecektim parti açısından. Ve huzurunuzda itiraf ediyorum. Şu geçtiğimiz bir yıl içerisinde önüme çok fırsatlar geldi. Bu hükümeti çok sarsabilecek fırsatlar geldi. Ama ben daha kendi kendimi başbakan sorumluluğundan, Anavatan Partisi'ni iktidar sorumluluğundan ayrı düşünmeye kendimi alıştıramadım. O gece istifa edin dedim size. Yanlış olacağını söyledim partiden istifa. Bazı arkadaşlar bizimle beraber hareket eden birçok arkadaş istifa etmedi ama biz 16 kişi istifa etmek durumundaydık. Ben o işin başındaydım çünkü en başta benim istifa etmem gerekiyordu. Anavatan Partisi'ni canlandırmak, milletimize umut verecek yeni programlarla ortaya çıkmasını sağlamak için son bir çare olarak olağanüstü kongrenin seçimli olarak toplanmasını istedik. Partimizi kuruluş çizgisine çekmek için sarf ettiğimiz iyi niyetli gayretler dün benzeri görülmemiş baskı ve antidemokratik tavırlarla engellenmiştir. Artık Mesut Yılmaz yönetimindeki Anavatan Partisi'nin vebal ve sorumluluğunu taşıyamayacağımızı aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz.
en yetkili organımız tamamen hür iradesiyle kararını vermişse ve buna rağmen bazı arkadaşlarımız bu kararı içlerine sindiremeyerek partiden istifa ediyorlarsa, o zaman bu mesele artık bir fikir meselesi olmaktan çıkar. Bu mesele o arkadaşlarımızın şahsi hesaplarına dönüşür. Politikada şahsi hesaplarla hiçbir yere varmak mümkün değildir. ANAP Parti benim kurduğum ANAP değil dedi. O bitti. Ben yeni bir parti kurarım. Ve bütün Türkiye'de benim arkamdan gelir dedi. Ben karşı çıktım. Ben yanında yokum artık dedim. Bir daha bu otobüs tepelerinde falan gezip bu işi yapamayız artık. Geçti ikimiz için de zor dedim. Sen bilirsin, olmazsın olma, ben gideceğim dedi filan. O gece bayağı bir münakaşa ettik ama kararlıydı o kesin. Cumhurbaşkanı siyasete dönebilir misiniz şeklindeki bir soruya şu karşılığı verdi. Evet, dönebilirim. Niye dönmeyeyim? Gençliğim varsa, gücüm varsa dönerim. Çünkü bu münakaşaların bir sona ermesi de icap ediyor bir noktada. Bir de tabii münakaşaların sona ermesinden ziyade önemli olan konu, ülkeye bir şeyler daha yapabilirim. Bu mevkide yaptım, yapabileceğim kadar. İcap ederse başka yerde de yapabilirim diye düşündüm. Ama bugün için şu veya bu şekilde planların detayını söylemek durumunda değilim. Yanlış anlaşılır. Memleketin ihtiyacı olduğu zaman her türlü rizikoyu alır, bu işe girebilir. Artık ANAP'tan ümidi kesmiş, elinden kaçmış. Onlar orayı ele geçirmişler ve bu yeni bir kuruluşu arıyor. Ve dedi ki abim bana rahmetli, yani böyle bir şey kurmayı düşünüyorum, bunun başına niye geçmiyorsun? Geç bunun başına dedi. Yani oturduk beraber, pijamalarını giydi, oturdu. Türkiye için çok üzülüyorum dedi. Türkiye'nin bazı insanlar dedi, bu ülkeye dedi çok büyük zarar verecekler, veriyorlardı dedi. İyi görmüyorum gidişatı dedi. Eğer dedi bana bir şey olursa dedi, senin siyasete girmeni istiyorum dedi. Baba dedi, ne olacak? Eğer ben ölürsem dedi. Baba dedim, Allah gecinden versin, niye böyle konuşuyorsun? Son birkaç ay içerisinde her gün defalarca bana hakkını helal et diyordu ki hiç konuşmadığı bir şeydi o zamana kadar. Bir de o seyahate giderken bu Türkiye devletlerine bir gece evvelki çıkmadan çocukları çağırdı orada evine. Onlarla uzun uzun konuştu. Adeta vasiyet gibi. Hatta ben kızdım, şimdi sırası mı zamanı mı bu saatte bunları. Hayır hayır dedi, bunları çok. Sonra beni aldı. Epey uzun bir çocuklarla konuştuktan sonra beni aldı. Ben dedi bunlara gerekli şeyleri söyledim. Sen bunlara işte sahip olacaksınız. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve bayağı vasiyet gibi. Ben çok rahatsız oldum o gün. Turgut Özal herkese kırgındı. Eski abisi Demirel sürekli eleştirip baskısını arttırıyor. Kendi partisi onları siyasete sokan adama sırt çeviriyordu. Nisan ayında uzun süredir planladığı Orta Asya gezisine çıkacaktı. Tabii Orta Asya ve Kafkaslar'da Türkiye'li kendisini rakip gören İran ve Suudi Arabistan gibi ülkeler nazaran bir avantajı olduğunu gördü. Bunun da laiklik olduğunu söyledi. Tabii 75 yıllık bir komünist yani dönemi bu ülkelerde bir laiklik geleneği bıraktı. O aslında bizim için yürüteceğimiz bütün ilişkilerin biraz temelinde yer aldı. Bir yere götürdüler bizi. Yakında bir bina. Tekkenin şeyhi, ilk 400 yıl önce gelmiş olan şeyhin başında bir dua etti Turgut Bey. Ağlamaya başladı. O beni çok etkilemişti.
sormuşlar. Şeriat nedir demişler. Tarikat nedir demişler. Hakikat nedir demişler. Biliyor musun? Şimdi adam demiş ki ben sana bunu anlatmayayım. Sen git filan caminin yanına. Orada demiş ikindi namazı. Üç kişi yan yana abdest alır. Git her birinin ensesine bir şaplak vur demiş. Temmesi şu yerge, yelkesiye bir de ur. İşte her birinin sırasıyla vur. Şimdi gitmiş birisi birinciye vurmuş, şaplağı vurmuş, adam dönmüş, o da ona bir tane vurmuş. O bittesige urgenden gel, o onge bitte urgen. Ondan sonra ikinciye vurmuş şaplağı. İkinciye urgen. O adam şöyle bir dönmüş, bakmış, görmüş kim vurdu diye. Sonra gene abdestini almaya devam etmiş. Bir şey yapmamış. Üçüncüye vurmuş, üçüncü hiç başını bile kaldırmamış, o devam etmiş abdest almasını. Üçüncü? Şimdi anlamadım demiş, gelmiş. Ben düşünmedim. Bak demiş, o birincisi şeriattır demiş. Birincisi şeriattır. Yani. Sen ona bir şaplak vurdun, aynıyla mukabele ettin. Sen onge vurdun ama sen ye bitti vurdun. Şeriatın hükmü budur demiş. İkincisini de soruyor. Diyor ki, bu diyor... İşte o tarikattır diyor. O tarikat ehlidir tarikat. Diyor. Şimdi şaplağın nereden geldiğini biliyor. Kim özüge vurdu o biledi. Ama kim hasta oldu diye baktırıyor. Kim hasta oldu diye baktırıyor. Ama kim arkalı. Onu körüş için sebep Karagem. Üçüncüsü de hakikat ehlidir diyor. Onun vasıtayla falan alakası yok. Hakikat o. Şimdi Türkmenistan'dayız. Türkmenbaşı bir yemek verdi. Ben kalktım bakandan şöyle biraz oynadım. Sonra sonunda Türkmen dansçı kızlar geldi. 6 tane kız. Geldi 6 kişi dansa kaldırdılar. Bir de beni dansa kaldırdı. Ben de başladım Türkmen kıza uyup onun gibi oynayıp şarkı söylemeye. Bir ara baktım Özal'dan Türkmen başı kahkahalarla gülüyorlar. Sonra beni çağırdı Özal. Neydi biliyor musun dedi. Ne dedi efendim dedim. Sordu dedi bu senin baş dansıncın mı diye. Hayır baş akıllıcım deyince dedi. Kahkahalardan güldük dedi. Bir fabrikanın açılışından döndük. Ben ayakkabımı çıkardım. Ve dedim ki efendim bakınız tırnağım battı. Siz kendinize haksızlık yapıyorsunuz. Bunu daha çok yumuşak ve çok daha rahat yapabilirdik. 4 saat gibi bir zaman orada ayakta kalma, 2 saat gibi bir konuşma sizin bu kadar mosmor olan boynunuz ve simsiyah olan bu vücudunuzu yazık oluyor. Siz bize lazımsınız. Sayın Özal çok az azarlardı. Ben ne yaptığımı bilirim dedi. Bunları sürdürmek zorundayım ve sürdüreceğim de. Bu neye mal olursa olsun olması gereken şeyleri yapıyorum dedi. Basın danışmanı da çalışan Metin Yalman Bey, fakslar geliyor uçağa. Getirdi, Efe'nin kayınpederi Beşikçioğlu'nun tutuklanması manşetti. O gün üzüldüğü ve renginin karardığı kadar bir üzüntü duyduğunu, dudaklarının titrediğini, o mimikleriyle ve yüz hatlarıyla çok üzüldüğüne inanıyorum. O yorgunluğunu Bakü'ye geldiğimiz gece ben işte Türkiye ile ilgili bir takım haberleri kendisine götürdüğümde, gazetelere götürdüğümde o yorgunluk gözlerinden okunuyordu, suratından okunuyordu. Ama Özal'ın bir enteresan özelliği vardı. Özal hiçbir zaman yorgunum demezdi. Çok ağır bir kahvaltı yaptık böyle etli köfteli falan. Ben yapmadım tabii ama Sayın Özal yine... Çok rahat bir kahvaltı yaptık. Oradan havaalanına geldik. 11 civarında da uçakla geleceğiz. Uçak kalkınca normal sofra hazırlandı. Ben de böyle seyrediyorum ne yapılacak diye. Hostes geldi. Dedi ki ne yersiniz efendim dedi. Ne emredersiniz dedi. Ben de dinliyorum bir anda. Yani neyiniz var dedi. Deyince ben dayanamadım. Efendim siz yemek mi yiyeceksiniz bir daha dedim. Peki yemek yemeyeyim dedi. Bana meyve getirin. Bana döndü dedi ki. Bak benim 3 tane hatam oldu dedi. Tahmin ediyorum saat 14 civarı falan uçakta. 14.47'dir zaten aşağıya inişi de onun. Benim 3 tane hatam oldu dedi. Birincisi bu siyasi yasaklar meselesini kamuoyuna referanduma götürmemek lazımdı. Bu meseleyi ben mecliste çözebilirdim. Mecliste çözmem lazımdı. Orada yanlış yaptım dedi. Kamuoyuna taşımamak lazımdı bu meseleyi dedi. Birinci hatam budur benim dedi. İkincisi, Semra Hanım'ın il başkanlığı konusunda fazla ileri gittik.
O konuda o kadar direnmemek lazımdı. O da bir hata oldu dedi. Üçüncüsü, ben bu zatı tanıyamadım. Ben insan tanıdığıma çok inanırım dedi. İnsanları iyi tanıdığıma, iyi analiz ettiğime çok iyi inanırdım dedi. Bu zatı ben tanıyamadım dedi. Onun için kim kimle barışacaksa barışsın, kim kimle birleşecekse birleşsin. Ben asla ne barışırım ne birleşirim. Bir an önce kurun partiyi dedi. 15 Nisan Perşembe günü saat 14.45'te Cumhurbaşkanı'nın uçağı Esenboğa'ya indi. Karşılayanlar Özal'ı görünce irkildiler. İlk defa olarak Özal'ın rengini o kadar kötü gördüm. Bembeyaz bir renk gelmişti. O durumunu kötü görünce işte adettir, öpülür biliyorsunuz. Ben onu görünce elini bastırdım öpülmesi için. O anladı, yanağımı şöyle okşadı. Onun sebebi de öbür arkadaşları da öpmek zorunda kalmasın, yorulmasın diye yapmıştım. Ertesi gün Özal'ı aradım. Cuma akşamı, 16 Nisan akşamı aradım. Saat 6 civarındaydı. Yoktu. Bir sergi açılmasına açmaya gitmişti. O geziden döndüğü zaman karşıladık. Önce ben karşılıyorum tabii, meclis başkanıyım. Dedi ki Hüsamettin Bey, bu sefer çok yoruldum. Çok yedirdiler, çok içirdiler, çok gezdirdiler. Hatta dedi doktor, bir doktor var, Cengiz bir şeydi ismi, hatırlayamıyorum. O bana kızdı, beni bıraktı bile dedi ortada. Yani yemesem kırılıyorlar. Ertesi gün Anayasa Mahkemesi'nde bir cübbe giydirme töreni vardı. Nasılsınız dedim bugün. İyileşemedim, toparlayamadım kendimi dedi. Özal bitap düşmüştü. Günlerce durmak bilmeden dolaşmış, ağır ve çok yemek yemişti. Döner dönmez dinlenmesi de gerekirken bunu da yapmamıştı. 17 Nisan Cumartesi sabahı erkenden kalktı. Ben kalktım daha erken. Biraz sonra o da kalktı. Dedim daha erken gel, sen yat dinlen, yorgunsun zaten. Yok yok dedi, çok iyi dinlendim, iyi uyudum dedi, kalktı. İşte tıraş oldu, duşunu yaptı. Ben de o arada kahvaltı hazırladım, onun kahvaltısını hazırladım. Geçtim, hazır hadi gel artık diye. O gün de öğleden sonra İstanbul'a gidecektik. Yatak odasından oturma odasına, yemeğe geleceğiz masaya. Arada böyle bir ufak oda var. Orada hem sağlık şeyleri duruyordu. Müdahale edilecek bütün aletler oradaydı. Bir de yürüme bandı vardı onun. Buradan gelirken konuşa konuşa geliyoruz. Bana hangi elbisemi hazırladın? Aman rahat bir şeyler yap, çocuklara gidiyorum. Torunlarla oynardı çok. Öyle hazırladım dedim. Konuşuyorduk, sonra dedi ki biraz yürüyeyim de öyle geleyim dedi. Banta çıktı, sonra da yok yok dedi, şimdi duş yaptım, yeniden terlemeyeyim, hadi vazgeçtim dedi. Tekrar indi. Hiç zannedildiği gibi kendini yormamış. Çünkü şeye baktım, yürüme makinesinde 600 metre yürümüş. Konuşuyoruz. Arkamda o anlatıyordu. Ben de tamam dedim, istediğini hazırladım zaten dedim. Böyle omzumda gürültü oldu. Döndüm, düşmüş bir anda. Baktım yani gitmişti, düştüğü anda gitmişti zaten. Bağırdım doktor diye şey diye, hemen koştular, götürdüler ama yani düştüğü anda gitmişti. Ani ölüm diye Türkçe'ye çevireceğimiz ya eskilerin deyimiyle kalp sektesi, sekteyi kalp falan diye isimlendirilen, daha çok bir aritmik devrede aniden kalbin durması olayı olan olay, bunu 4-5 dakika içinde kalbi çalıştırmadığınız takdirde arkadan beyin ölümü başlıyor. Özal'ın kalbi durmuştu. Can kurtarana konulup hastaneye götürülürken
O çoktan ölmüştü. Nereye? Gata'ya gidiyor. Tabii arkadan biz de o telaş içinde çıktık Gata istikametine doğru. Sonra telsizlerden öğrendik ki Cumhurbaşkanlığı'nı Hacettepe'ye yönlendirmişler. Hacettepe'nin acilinden hatta direkt alıyorlar. Ve enteresan bir şeydir. İşte Turgut Özal, oradaki doktorlar onu ifade ediyordu bize. Pratisyen doktorlar, nöbetçi doktorlar. Özal geldi, dalga mı geçiyorsunuz? Özal buradan niye gelsin? Şeklinde. Aslında acil deyince çocuk acilini oraya yukarı götürmüşler. Ondan sonra aşağı acile geliyor. Tabii acilden hemen alınıp yukarıdaki sedye üzerinde yoğun bakım, kalp damar cerrahisinin yoğun bakımına kendisi çıkarıldı. Ve bir anda hastane ana baba gününe döndü. Onu hemen götürdüler. Ben arabayla takip ettim, hastaneye gittik. İşte elektroşokları, her türlü şey yapıldı ama yani zaten ümitsiz yaptılar. Şok gelir gelmez yapıldı. Fakat şokun arkasından sonra kalp mesajıyla, yani şoktan geri dönmeyince kalp mesajıyla döndürmeye çalışıyorlar. Şoka da cevap vermedi. Elektro, yani kardiyoversiyon dediğimiz olaya da cevap vermedi Özal. Fakat o başındaki doktor çocuklar hiç ümitlerini kesmediler. Devamlı kalp mesajı yapmaya devam ettiler. Bir uzun süre devam edildi. Yani şöyle ben size şunu söyleyeyim. Yarım saat, 45 dakika, hatta bir saat kadar devam etti. Arabanın üzerindeyken bu haber geldi. Ama kalp krizi geçirmiş diye. Konuşmayı kısaca kestim. Vilayete gittik. Valinin odasına gittik. Oradan Bozer'i aradım. Yüksel Bozer. Profesör Hacettepe'nin rektörüydü. Ona sordum, durum nedir dedim. İşte dedi, çalışıyoruz da uğraşıyoruz da. Hoca, ben başbakanım. Cumhurbaşkanının sağlığı başbakanından sorulur. Sen bana söyle, nedir durum? Dedi, maalesef dedi. Yani kaybettik dedi. Ha. Haber anında duyuldu. Hastane mahşer yerine döndü. Henüz kimse Cumhurbaşkanı'nın öldüğünü bilmiyordu. Nabız düşmesinden ani olarak hastaneye kaldırılması gerekti. Gelir gelmez yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda gerekli konsültasyon yapıldı. Halen müdahaleler devam ediyor. Ben size yine faslarla cevap vereceğim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ciddiyetini muhafaza ediyor. Ben dedim ki bu ölen Cumhurbaşkanı dedi. Yani bir yerde kamuoyunu hazırlamamız lazım dedi. Ben çıkayım bir şey yok dediler. Başbakanı bekleyelim dediler. Ben yine onlara dinlemedim. Aşağı indim. Dedim ki basına Sayın Cumhurbaşkanımız nabzı sıfıra yakın, çok ağır vaziyette hastaneye getirilmiştir. Yani durumunda herhangi bir gelişme yoktur. Tıbbın bütün imkanları kullanılıyor. Başında uzmanlar var. Daha sonra tekrar durumu açıklayacağım dedim. Şu anda bütün imkanlar kullanılarak kendisine her türlü tıbbi müdahalede bulunmakta. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha henüz hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemiyoruz. Durumu daha kritik bir şekilde cereyan ediyor. Tabii kendisi konuşamıyor da. Daha sonra saat aşağı yukarı 3 civarında tekrar ben veya doktor gelip size başkasına yapabilir. Yüzümü yıkıyorum, ağlıyorum. Biraz sonra bir daha çıktım. Dedim ki durum vallahi vehametini attırarak devam ediyor. Çünkü bu arada yukarıda ölüm raporu hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, 17 Nisan 1993 Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ani bir kalp rahatsızlığı geçirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef saat 14.30'da kaybetmiş bulunuyoruz. Hemen oradan İzmir Havaalanı'na gittik. Helikopterlerimiz vardı. Havaalanından uçağa bindik, geldik Ankara'ya. Doğru şeye gittim. Orada da aşağı yukarı aynı bilgileri verdiler. Fakat üzüldüm. Ve
gayet tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki ölümü herkes tatacaktır. Ama ölüm herkes için bir emri haktır. Taziyede bulunduk Sayın Semra Özal'a. Bakanlar Kurulu toplantısına gidiyoruz. Olacak. Hazır hoşçakalın. Ve çok üzüldüm. Bugün de çok üzgünüm. İnsanlar birbiriyle didişir, birbiriyle itişir, kakışır, şu olur, bu olur ama işte dünyanın sonu o. Uçakla rahmetli Özal'ın naaşını İstanbul'a götürüyoruz. Uçak kalktı. İşte hep arada bir hepimiz gidiyoruz sırayla. Nöbet tutuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın naaşının başında. Bir ara baktım. Sağda bir F-16 uçuyor. Bir de solda F-16 uçuyor. Onun en çok övündüğü şeydi. Her devlet başkanı, yabancı devlet başkanı geldiği vakit Tayyip'e götürdü. Ben ayrıldıktan, göçtükten sonra birisi bunu güzelce incelerse bizim başımıza gelen hadisenin Türkiye'de siyasetin yerleşmesi bakımından çok önemli bir devre olduğunu, bizim de bunu fevkalade iyi hazmettiğimiz görülecek. İşte Özal'lı yıllar böyle bitti. Özal'ın Türkiye'yi nasıl değiştirdiği, neler yaptığı, getirdiği yenilikler ve vizyonu ölümünden sonra belki daha iyi anlaşıldı. Ölümünden sonra hataları ve sevaplarıyla en çok anılan liderlerden biri oldu. Zamanında eleştirenler, yerden yere vuranlar dahi sonradan çok konuda ona hak verdiler. Hatta bazıları aynen onun gibi hareket eder, aynı politikaları uygular oldular. Özal'ın Türkiye'ye damgasını silinmeyecek kadar derin vurduğu işte o zaman ortaya çıktı. Özal gözlerini yumarken bu defa köşke abisi Süleyman Demirel çıkmaya hazırlanıyordu. Türkiye'de çalkantılı yeni bir döneme giriyordu. Bundan sonra gündeme Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit hakim olacaklardı. Asker de tekrar ağırlığını hissettirecekti. Türkiye 2000'li yıllara işte bu kadroyla yelken açıyordu.